Ve değerli konuklarımız şimdi konuşmasını yapmak üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu davet ediyoruz sahneye. Buyursunlar efendim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Eğer slogan atmazsanız çok daha mutlu olurum. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Sevgili dostlarım, değerli arkadaşlarım, Hacı Bektaşi Veli'nin gönül dostlarım, hepinizi saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Bugün hep birlikte İstanbul'da Hacı Bektaşi Veli'yi anıyoruz. Bir Anadolu erenim, bir bilgeyim, hoşgörüyü, insanı sevmenin, doğayı sevmenin erdemini bize anlatan bir Anadolu bilgesini anıyoruz. Aklı kullanmanın, doğruyu bulmanın, inançta derinleşmenin yolunu, yani tasavvufu bize o öğretiyor. Araştırmacı Rıza Yıldırım, Anadolu'da üç tasavvuf anlayışı vardır der. Birincisi Fakih Ahmet ve Hacı Bektaş tarafından temsil edilen akıl yolu, ki bu yolun takipçilerine Rum erenleri denir. İkincisi Mevlana tarafından temsil edilen aşk yolu, üçüncüsü Seyyid Mahmud-i Hayrani tarafından temsil edilen cezbe yoludur. Sevgili gönül dostlarım, Hacı Bektaş Veli bu topraklarda yaşayıp anlayana çok şey söyledi. O dedi ki, en büyük keramet çalışmaktır. O dedi ki, adalet her işte hakkı bilmektir. O dedi ki, arifler hem arıdır hem arıtıcı. O dedi ki, en yüce servet ilimdir. O dedi ki, kibrin aslı şeytan, tevazuun aslı Rahman'dır. O dedi ki, düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu. O dedi ki, çalışmadan geçinenler bizden değildir. O dedi ki, alimin uykusu cahilin ibadetinden üstündür. O dedi ki, kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını gör. Ve o dedi ki, dini, dili, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir, iyiler her an iyidir. Gönül dostları, sevgili dostlar, çağlar ötesinden onun söyledikleri bugün kainatın evrensel kurallarına dönüşmüş durumda. O elinde kılıç değil, aydınlanmanın meşalesini taşımıştır. Yaşamı boyunca hep hakkı ve adaleti savunmuştur. Toplum onun güvercin donuyla Anadolu'ya geldiğini kabullenmiştir. Çünkü o barışın, huzurun, birlikte yaşamanın öncüsü olmuştur. Kimseyi ötekileştirmemiş, o kendi deyimiyle 72 milleti bir görmüştür. O ünlü düşünür, mutasavvıf Ahmet Yesevi ocağında yetişmiş, feyz almıştır. Dergahındaki hocası Lokman Perende'dir. O bu topraklarda insani kamil olarak ünlendi. Aklı kullanmayı ve bilimi öğütledi. Eğer bir yeri karanlık olarak görüyorsan, bil ki perde senin gözündedir diyordu. Dergahında düşüncelerini öğrencilerine aktararak yaygınlaşmasını sağladı. Onun dergahında eğitim görenler, eğitimlerini tamamladıktan sonra Anadolu ve Rumeli coğrafyasına dağıldılar. Bugün Avrupa'nın pek çok ülkesinde onun düşünceleri toplumu aydınlatıyor. Sevgili dostlar, o hep adaleti savunmuştur. Devletin adaletle, liyakatle yönetilmesi gerektiğini söylemiş ve bunu dillendirmiştir. Hacı Bektaş Veli'ye göre insan iyilikte yarışmalı, haksızlığa karşı direnmeli, adaletten sapmamalı ve hiçbir zaman umutsuzluğa düşmemelidir. Hünkar böyle söylüyor ama bugün dünyada yaşadığımız acı
ve gerçekten de acı gerçekler var. Bugün dünyada savaş alanlarının, açlık ve kıtlık yaşayan bölgelerin büyük bir bölümü İslam ülkeleri. İslam ülkelerinde acı var, kan var, gözyaşı var. Yerinden, yurdundan edilen, ülkelerinden göç etmek zorunda olan Müslümanlar var. Afganistan'da yaşananlar sadece bizi değil, tüm dünyayı endişelendiriyor. Demokrasi, insan hakları, eğitim, sağlık, toplumsal eşitlik, adalet gibi alanlarda, temel alanlarda Müslüman ülkeler gerçekten de perişanlığı yaşıyor. Dileriz yaşanan acı, dökülen kanlar son bulur. İslam dünyasında huzur ve adalet gelir, adalet ve huzur kazanmış olur. Sevgili dostlar, Anadolu'yu bize yurt yapan, bu toprakları ilim, irfan bahçesi haline getiren bütün erenlerimizi, velilerimizi, mürşitlerimizi, pirilerimizi, dervişlerimizi, dedelerimizi huzurlarınızda bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum. Bize bu güzel ülkede özgür bir şekilde onurumuz ve şerefimizle yaşama hakkı, imkanı veren, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımıza, şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ve bizi buluşturan, bir araya getiren, bu çalışmayı sergileyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çalışkan başkanı Ekrem İmamoğlu'na da hepinizin huzurunda, ona ve arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na çok çok teşekkür ediyoruz.